Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Gündemdeki konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerimiz için bir açıklama geldi. Bayram ikramiyeleri ile ilgili bir çalışma düzenlediklerini belirttiler. Peki bunun detayları neydi? Öğrenmek için karşımızda çok değerli bir konuğum var. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Aleyna Hanım, yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Yılmaz, nedir öncelikle bu konuşulan konu? İkramiye konusu henüz erkendi konuşmak için ama Sayın Bakan'dan böyle bir açıklama gelince gündeme düştü. Nedir gidişat? Hemen sizden alalım. Evet, bayram ikramiyesinin şöyle bir tarihçesine baktığımız zaman Mayıs 2018'de 1000 lirayla başladı. Sonra bu rakam 1100 liraya, 2023 yılında da bu rakam 2000 liraya yükseltildi. Buradaki bayram ikramiyeleriyle ilgili Sayın Bakan, işte emeklerimizden bu yönde talepler var. Bayram ikramiyelerinin yükseltilmesiyle alakalı. Bununla ilgili biz devlet olarak hazırız. Bir çalışma yapıp buradaki çalışmayı Sayın Başkanı sonrasında meclis sürecinden detayı defaatiyle de meclisten geçen sonrasında da emekleri ödenmesiyle ilgili bir çalışmanın ışığını yakmış oldu. Peki bir 5 bin liradan kulislerden böyle bir rakam geldi. 5 bin liradan bahsediliyor. Bu her iki bayramda da 5'er bin lira mı yoksa ikiye mi bölünecek, nedir buradaki durum? Burada çeşitli formüller konuşuluyor. Bu formüllerden bir tanesi 2000 liralık bayram ikramiyesi şu an halihazırda ödeniyordu. Bu rakama %50'lik bir artışla 3000 lira. Peki neden %50? Bu nereden çıktı? Bununla ilgili de 2023'ün ikinci yarı yılında %49,25 oranında SSK Bağkur emekli sandığına bir zam yapılmıştı. Dolayısıyla buradaki %50 de %49,25'ten esinlenerek bir formül olabilir diye söyleyebiliriz. Diğer bir alternatif var. O diğer alternatif de Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kereye mahsusen 5 bin liralık bir ikramiye verilmişti. Dolayısıyla ikinci alternatif olarak da bu rakamın 5 bin liraya yükseltilmesi. Üçüncü bir detay daha var. Buradaki detayla ilgili de taban aylık dediğimiz uygulama var. Taban aylık nedir? Biz bunu yasal prosedürde az sınır ayrı diye nitelendiriyoruz. Bununla ilgili sizin çalışma hayatı boyunca sizden kesilen primler vasıtasıyla emekli maaşınız gerçek reel maaştır. Ama bu rakam belli bir rakamın altında kalırsa, işte oradaki belli bir rakamdan kasıt taban aylık az sınır aylığı diye nitelendiriyoruz. Buradaki rakam da geçtiğimiz dönemde 7500 liraydı. Bu rakamın 10 bin liraya yükseltilmiş olması. Dolayısıyla 10 bin lirayı iki dini bayramımızda verildiğinden kaynaklı 5'er bin lira şeklinde yükselmesi biraz daha ağırlık basıyor. Diğer bir alternatif de taban aylık yükseldikçe buradaki rakamın da yine kanun nezdinde ve bir karara bağlanıp her seferinde İşte buradaki ikramiyelerin artırılması olacak mı olmayacak mı gündemi meşgul etmektense böyle bir yasada ekstra bir detay daha yapılabilir. Peki 2010, yani tarihçeden bahsettiğiniz için hemen hatırlatmak isterim ben de. Mart 2018'de ilk gündeme gelmişti, hatırlayacaksınız. İşte o zaman 1000 lira işte bir bayram ikramiyesi vardı ve bu miktar asgari ücretin İşte %62'sine karşılık geliyordu ama şimdilerde bayağı bir düştü ve ikramiye dediğiniz zaman insanların aklına ilk olarak bir maaş şeklinde gelir ama maaşının altında kaldığını düşünüyor musunuz ve düşünen çok fazla isim var, kişi var. Bu yönde hani bunları da düşünürler mi? Buna göre bir zam oranı belirler mi? Ne olur? Doğru Aleyna Hanım. Yani Mart 2018'de gündeme geldi. Mayıs 2018'de de 7143 sayılı yasayla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. O tarihten bu tarihe bakıldığı zaman enflasyon verileri çok yüksek seyrettiği için buradaki rakam da enflasyona maalesef yenik düştü, eridi. Hatta o dönemde
İşte 1.000 liralık bayram ikramiyesi işte küçük baş kurbanla eşdeğerdi, fiyatıyla eşdeğerdi. Ben yayına girmeden öncesinde acaba buna sabitlenir mi veya bununla ilgili bir müjde verilir mi diye şöyle bir kurbanlık fiyatlarına da baktım. Küçük baş kurbanlığın fiyatı bugün için özür diliyorum geçen seneki rakamlarda 7.000 lira olarak değerlendirildiğini buldum. Büyükbaş hayvanın ise kurbanların ise 84.000 lira üzerinden değerlendirildiğini gördüm. Ha, bu 7 hisse üzerinden olduğunu düşünürsek bir hissesi de kabaca 12.000 lira civarında bir rakama denk geldiğini düşünüyorum. Burada da yani rakamın 2.000 liradan 5.000 liraya çıkıp iki bayram ikramiyesini birleştirdiğiniz takdirde 10 bin liraya eşit oluyor. Ha, bu da bir kurbanlık almaya iki bayramın ikramiyesi ancak yetiyor. Ha, gönül ister ki bu rakamın misli misli biraz daha yukarıya çıkması ama tabii içinde bulunduğumuz para politikası, sıkı yönetim, ekonomiyle ilgili darboğaz bunların hepsine engel teşkil ediyor. Peki var mı kulağınıza gelen işte hani Temmuz ayında en son kök aylıkla ilgili bayağı spekülasyonlar yaşanmıştı. Bununla ilgili de biraz hani sıkıştırıldıklarını düşünüyorum ben özellikle de Çalışma Bakanlığı kısmında. Çünkü kök aylık meselesi gerçekten çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Bununla ilgili ne tür çalışmalar var? Temmuz ayına işaret edildi. Temmuz ayında nasıl bir düzenleme yapılacak? 4.500 lira alan var, 5.000 lira, 5.500 lira alanlar var. Evet, bu yine hazine tarafından karşılanıp 10.000 liraya tamamlandı. Hatta dün ve bugün de aradaki farklar yatırıldı. Tam olarak kimse ne aldığını bilmiyor. Bununla ilgili bir düzenleme var mıdır? Nedir son durum? Bunu sizden alalım. Evet, buradaki kök aylıklar belli bir rakam dediğimiz 10 bin lira sınır aylığının altında kaldığı için hazineden tamamlanıyordu. Ama bu rakamın geçmiş dönemden bugüne bakıldığı zaman yaklaşık 6-7 defa buradaki alt sınır aylıklarına düzenleme geldi ve en son 10 bin liraya yükseltildiğini biliyoruz. Ha, bir sonraki dönemde de tekrar konuşmaya maalesef devam edeceğiz. Bununla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması lazım. Özellikle 2000 öncesinde bulunanlara bununla alakalı intibak yasası gelmişti ama 2000 sonrasında EYT grubu da bunların içerisinde mevcuttu. Oraya intibak yasasının acilen gelmesi gerektiğini de buradan söylemek mümkün. Ha, Çünkü geçtiğimiz pazar insanlarımız biz haberlerde veriyoruz %49 oranında zam yapıldı deniliyor ama ekranda görüldüğü gibi maaşlara yansımıyor. Bunun için işte madde mi düzeltilmesi, madde mi koyulması lazım? Her seferinde böyle karmaşa da yaşanıyor. Bunun giderilmesi için ne tür çalışma var? evet, intibak yasasının gelmesi gerektiğini altını çizerekten tekrar etmek istiyorum ama enflasyon verisi oranında yasal prosedürde emeklerimiz maaş alıyor. Burada özellikle SSK BAK 137.57 açıklanmıştı. Buna 11.68'lik bir farkla refah payı şeklinde eklentiyle %49.25'te emekli sandığı SSK BAKkur emeklisi eşitlenmiş oldu. Pazartesi günü TÜFE enflasyon verisi açıklandı ve bunun üzerinden ben bir hesaplama yaptım. Buradaki hesaplama doğrultusunda Temmuz ayında alacakları emekli maaş zamlarıyla ekonomi ekibi hedef enflasyon üzerinden değerlendiriyor bu tür rakamlarla ilgili. Orada da Ocak ayında %6.7 açıklandı. Daha sonraki aylar açıklanmadı ama hedef enflasyon bu yıl için %36 tahmin ediliyor. Haziran ayı sonuna kadar bu rakamın da %24 olmasıyla ilgili hedefler var. Eğer %24 olursa o zaman Temmuz ayındaki maaşlar nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. SSK 2000 öncesinde 11.367 lira şu andaki alınan maaş. Burada %6.7 Ocak enflasyonu açıklandığı için 761 liralık bir zam şu an garanti diyebiliriz. Ama %24 Haziran'a kadar olunca da o zaman da maaş 14.095 lira olacak. SSK 2000 sonrasında emekli olanların kök aylıkları 7.049 lira. Buna işte hazineden 2.951 lira eklenti vasıtasıyla şu anda 10.000 lira alıyorlar. %6.7 yani Ocak enflasyonu 472 liraya tekabül ediyor. Kök aylıkta topladığınız takdirde bu rakam
8.740 liraya erişmiş oluyor. Bu rakam da 10 bin liranın altında kaldığı için %24 enflasyon üzerinden bile değerlendirirse yine bunlara o taban aylık dediğimiz alt sınır aylık 10 bin liraya mutlaka bir müdahale yapılması gerektiğini buradaki hesaptan da görebiliyoruz. Bağkur esnafta 10.178 lira alıyor. En düşük Bağkur emeklimiz burada da %6.7'lik rakamla 681 liraya garanti diyebiliriz. %24'lük hedef enflasyon tutturulursa o rakamda 12.620 liraya. Bağkurlarında 8.089 lira alıyorlar. Onlar 10 bin lira kısmı hazineden 10 bin lira eklenerekten tamamlanıyor. %6.7'lik bir şu anki Ocak enflasyonu eklediğimiz takdirde o rakam 541 liraya tekabül ediyor. Bu garanti diyebiliriz. Ama %24 üzerinden hesap yaptığımız zaman Haziran sonunda orada da 8.089 liradan 10.030 liraya, yani Temmuz ayında 30 lira gibi bir zam almış olacaklar. Bu da gözleri tekrardan taban aylıklara çevrilmesini ve buraya yeniden bir müdahale yapılması gerektiğini şimdiden söylemek mümkün. Memur emeklimizde ise son olarak buna da değinmek istiyorum. 14.741 lira. Onlar da %18.6 Haziran sonu itibariyle, diğerinde %24. Niye burada %18.6? Burada toplu sözleşme devreye girdiği için onlar bir miktar daha düşük alacaklar. O rakamla birlikte de Temmuz ayında 17.481 liraya eriştiğini söyleyebiliriz. Ama buradaki 657 sayılı devlet memurları kanunu üzerinden değerlendirildiği takdirde bu rakam 5.510 sayılı yasa 2008'den sonra devreye girdiği için buradaki yasadan emekli olan devlet memurları onların da şu anda 7.500 lira, 8.000 lira, yani bunlar da taban aylıkta 10.000 liraya yükseltildi ama oraya da bir müdahale olması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki Sayın Yılmaz, emekliye bayram ikramiyesi tutarı ne zaman açıklanır? Evet, burası çok önemli bir detay. Çünkü bayram ikramiyesi ile ilgili bir düzenleme yapılacaksa, geçmiş dönemlerdeki emekli maaşlarına ilave bayram ikramiyesi özellikle bayramın bir hafta öncesinde ödenmeye başlıyordu. Ha, bununla ilgili de Ramazan Bayramı bu yıl 10, 11, 12 Nisan'da, Kurban Bayramı 16, 17, 18, 19 Haziran'da, yani bir hafta öncesinde yapılabilir, yine aynı süreç olabilir. Ama burada ikramiye, ödeme, refah payı şeklinde olan bütün ödemeler meclis üzerinden geçmesi lazım. Yasalarımız doğrultusunda bunun geçmiş dönemde 2.000 liraysa şu an 2.000 lira. Ha, bunun 5.000 lira yükseltilmesi gerekli ise mutlaka meclisten geçmesi lazım. Ne zaman geçebilir diye şöyle bir beyin jimnastiği yaptığımız takdirde ise özellikle Nisan 10'da Ramazan bayramımız mevcutsa, bir hafta öncesinde de ödenmeler başlayacaksa bu Mart ayının sonuna kadar meclise gelmesi gerekli. Ha, Mart ayının ortasında da bir seçim var. Dolayısıyla Mart'ın birinden itibaren mutlaka meclise gelip bunun üzerinden hızlı bir aksiyonla bunun sonuç alınması lazım. Ha, şu an Şubat ayındayız. Belki Şubat ayında da meclise yönlendirme gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Peki, değerli yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.